Simir testi rahim ağzı kanser tarama testidir. Hala hastalara sorduğumda hiç yaptırmamış hastayla karşılaştığımda hala çok şaşırıyorum. Bu kadar çok bilgiye ulaşılabilen bir dönem. Simir smir testi mutlaka yaptırıyoruz. Simir testi yani rahim ağzı kanser taraması genellikle 21-25 yaş arasında başlanması öneriliyor. Aşılamanın da bu yaşlara en geç hallolmuş olması gerekiyor. Cinsel aktiviteye, cinsel yöneme bakılmaksızın Rahim ağzı olan herkese mutlaka e, simir testi yapılması gerekiyor. Rahim ağzının özellikle dış yüzeyinde bir sukamoz epitel, iç düzeyinde glandüler hücreler adı veren başka bir epitel var. Yani dışarıda farklı hücreler, içeride farklı hücreler var. O yüzden simir testinde bu hücreleri inceleyeceğiz ve hücresel değişiklikleri de patolog bize raporlayacak. Yani rahim ağzındaki hücresel değişiklikler zaman içinde kansere dönüşebilecek. Korkmayın, simir testi sonuçlarının %96'sı normal geliyor. Biz %4'lük hasta grubuyla uğraşıyoruz aslında. Bizim bugünkü konumuz ASKUS nedir? Yani belirsiz anlam taşıyan atipik sukamoz hücreler. Toplam simir sonuçlarının %2.8'inden ASKUS çıkıyor. Eğer ASKUS simir sonucu raporlandıysa ki muhtemelen bu videoya geldiniz bunun için. Doktorun size başka testler, başka başka şeyler önerebilir. ASCUS dediğimiz şeyde atypical squamous cells undetermined of significance yani önemi belirlenemeyen hücreler şu demek aslında. Patolog diyor ki ya yani tam olarak bir lezyon göremiyorum ama buradaki gördüğüm değişiklikler, hücresel değişiklikler de öyle çok basit değişiklikler değil. O yüzden bir kişinin rahim ağzı kanseri ile ilgili rahim ağzı kanseri geliştirme riski sadece tek başına ASCUS'la değil geçmiş tahlilleriyle de geçmiş dönem takipleri de çok önemli. O yüzden aynı doktorun takip etmesi çok kıymetli ama eksiksiz takip yapılacak. Ben de belki size bir fikir verir diye bu videoyu çekiyorum aslında. Belirsiz anlam taşıyan bu atipik sukamaz hücreler yani patolog diyor ki ben burada hücresel değişiklikler gördüm. Bu olguların yani askus denen size rapor gelmişse eğer elinize bu olgularda kanser öncesi lezyon çıkma riski bunun altından %7. Aşağı yukarı rahim ağzı kanseri çıkma riski de %1'in altında. Yani ASKUS raporlanmışsa ileri tetkiklerde %1'in altında buluyoruz kanser. Ancak genellikle ASKUS'u bu ASKUS sonuçlarını simir testini yaşa göre birazcık değişik işler yapıyoruz. Yani 21 yaşın altındaki olguları 25 yaşın altındaki olguları farklı 25 yaşın üstündekileri genelde biraz daha farklı yönetiyoruz. Ama bu tabi hastadan hastaya değişir lütfen unutmayın. Genellikle eğer doktorunuz sizin bütün öykünüzü dinledi, baktı, değerlendirdi. Büyük olasılıkla size kolposkopik muayene önerecektir. Kolposkopi ile ilgili videolarım burada zaten onlara bakarsınız. 25 yaş ve üstündeki olgularda eğer askus gelmişse simir sonucunuz mutlaka bundan sonra bir şey yapılması gerekiyor. Yani bu hasta boş, hiçbir şey yok deyip takip, hiçbir şeysiz yani uzun süreli bir takibi almayacağız bu hastayı. Genelde bu hastalarda bir HPV testi yapmak istiyoruz. 25 yaş ve üstündeyseniz ve daha önce HPV enfeksiyonu için bir test yaptırmadıysanız HPV testi yaptırabilirsiniz veyahut da direkt kolposkopi yaptırabilirsiniz. Orada artık sizin medikal geçmişiniz, öykünüz risk faktörleriniz, hekiminizin deneyimi ve hekiminizle beraber alacağınız karar buna göre hareket edilecek. Ama ASKUS bir sonraki bir ileri tetkik yapılması gerekiyor. Tabii eğer HPV testi sonucunuz genotipleme yani HPV tiplendirmeleri ki bir sürü video var onları izleyebilirsiniz merak ediyorsanız. Yüksek riskli bir tiple karşılaşıyorsak bu genotiplemede o zaman yine herhalde kolposkopi yapılması gerekecek. Yani ASKUS gelmişse eğer e, algoritmada bir şekilde kolposkopiye uzanabilir işin ucu. Yani mikroskopla parça almak, biyopsi almaktan bahsediyorum. Ancak gene de eğer kolposkopi yapılamayacak bir yerdeysek veya kolposkopi yapılma imkanı yoksa ki hani biraz daha Anadolu'da belki ücra yerlerde yoktur. Çünkü kolposkopi yaygın yapılabilen bir cihaz ama mesela ben bundan 10-15 sene önce mecbur hizmetimi yaptığımda, çalıştığım ilçe hastanesinde kolposkopi yoktu. Olmadığı için de doğal olarak alternatif takibi aldım hastamı. Alternatif takip nedir? Bir yıl sonra simir tekrarıdır. Yani hastamızı askus gelmişse eğer kolposkopi veya HPV testi yapamıyorsak, o zaman hastamıza simir tekrarı yaparak ona göre takip almak lazım. Ama simir tekrarladığınızda yine bir şeyle karşılaşırsak, herhangi bir patolojik lezyonla karşılaşırsak illaki kolposkopu yapılması gerekiyor. Ancak kişi yani hasta 25 yaşın altındaysa bu yaş grubundaki insanlar için e, HPV testi çok alışılmış bir uygulama değil. Yani 25 yaşın altında HPV testi çok istenmiyor ama burada tabi risk faktörleri yine çok önemli. Hastadan hastaya değişir. O yüzden genellikle 25 yaşın altındaki hastalarda bir simir tekrarı veya eğer çok şüpheliyse e, HPV testi yine yapılabilir. HPV negatif gelirse de düzenli taramalara geri dönebilir. Ama burada hastamız bize anlatıyor yani ne kadar risk faktörü olduğunu, şüpheleri var mı e, bir immün bozukluğu var mı kullandığı bir uyuşturucu sigara herhangi bir e, farklı şüpheli bir ilişkisi bütün bunlara göre hasta bazı değerlendiriyoruz ama ASKUS gelmişse genellikle ülkemizde dünyada da HPV testi veya kolposkopi veya simir takibini almak gerekiyor hastayı. Özellikle hastayı takipsiz bırakmamak gerekiyor. Sizler de mutlaka takibinizi düzgün yaptırmanız gerekiyor. Ee, onun için bu ihmal edilmemesi gerekiyor. Umarım videomu beğendiniz. Beğendiyseniz videomu paylaşırsanız veya like butonuna basarsanız çok sevinirim. Sizler de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın diyorum.